Sağlığım için her şeyin ağız ve dil sağlığı köşesinde bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyde bu hafta diş estetiğini tüm yönleriyle konuşacağız. Düzgün, pırıl pırıl ve renklenme olmayan dişlere acaba nasıl sahip olabilirsiniz? Günümüzde bu konuda diş hekimliğinde ne gibi gelişmeler var? Bu konuda bize diş hekimi Pertev Kökdemir bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, eğer sizlerin de e, ağzınızda diş eksikliği gibi bir problem varsa, dişlerinizde renkleşme, ayrıklık, çapraşıklık gibi problemler bulunuyorsa, e, bu haftaki sohbetimizi özellikle dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. çok yöntemi konuşacağız bugün. Süremiz el verdiğince özellikle günümüzde diş estetiğindeki bazı problemlere teknolojik ne gibi gelişmeler var? Ne tür tedaviler uygulanabiliyor? Çok kısa geçerseniz ilerleyen dakikalarda da onları açabilirim. Tabii ki. Ee, en basit yöntem bonding yöntemi. Ufak çapraşıklıkları düzeltmek için kullanıyoruz ama e, daha kalıcı bir yöntem olsun uzun yıllar kullanayım derse hastalarımız o zaman e, metal destekli porselenler, daha estetik ve daha sağlık açısından avantajlı olan zirkonyumlar. Bir de dişten çok az madde aşındırmayla yapabildiğimiz yaprak porselenler yani laminalar var. bu tedavilerle biz estetiği sağlıyoruz. Bir de bunlara ilaveten ortodontik tel tedavisinin alternatifi şeffaf plaklar var. Şimdi biraz önce bahsettiniz metal destekli porselenler. Hı hı. Bir de zirkonyum Bunlar nedir? İkisinin birbirinden ne farkı vardır? ve Ya da ne gibi zirkonyumun metal destekli porselenlere avantajları vardır? Dişlerinde, diş estetiğinde bunları hangi sorunlarda nasıl kullanıyorsunuz? Hı hı. Ben şu şekilde göstereyim. Mesela metal destekli porselen dışarıdan baktığımız zaman, ee, bu elimdeki zirkonyumla tamamen aynı gibi gözüküyor ama içlerine baktığımız zaman metal destekli porselenin içinde porselene bir kuvvet veren, dayanıklılığını <laughs> sağlayan metal var. Zirkonyumların içinde ise zirkonyum dediğimiz materyal var. Bu da aynı şekilde e, üzerindeki e, porselene destek veriyor ve sağlamlığını sağlıyor ama zirkonyumun avantajı ışık geçirgenliği olduğu için e, çok açık renk dişler de yapsak çok beyaz dişler de yapsak yine metal destekli porselene göre e, daha e, doğal duruyor daha e, natürel duruyor hastalarımızın daha çok hoşuna gidiyor ve bunun yanında sağlık avantajları da var. Hı hı. Ne gibi? Ee, sağlık avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Mesela metal destekli porselenin altyapısında bir metal hı hı. olduğu için birincisi dişten biraz daha fazla aşındırma yapmamız gerekiyor. Metal destekli porseleni uygulayabilmek için. Ee, ve bu kalınlık olduğu için özellikle implant üstü porselen yaparken biz zirkonyumu daha çok tercih ediyoruz. Çünkü zirkonyum... Kenarları çok daha ince hazırlanabiliyor. Daha ince hazırlanabildiği için de diş etine çok fazla baskı yapmadan e, diş etinin içine doğru oturabiliyor. Öyle olduğu zaman tabii daha doğal görünümlü dişler elde edebiliyoruz. E, bu zirkonyumların en büyük avantajı. Ömür olarak karşılaştırırsak zirkonyum ile evet. metal destekli porsiyonu aslında ömür olarak e, ikisinin de hiçbir zaman rengi değişmeyecektir, şekli değişmeyecektir. Ama e, yine zirkonyum zirkonyumlar altyapısında bir metal yani koyu renkli bir e, madde olmadığı için ilerleyen yaşlarda diş eti çekilmesi olsa bile yine ke hastamızın kendi doğal dişi gibi gözükecek. Kenarları açığa çıksa bile e, doğal di dişi gibi gözükecek ve hastamızı çok rahatsız etmeyecektir. Şimdi aslında tabii diş hekimliğindeki gelişmeler sayesinde dişler çekilmekten, hastalar büyük anestezileri almaktan da kurtuluyorlar. Şimdi yaprak porselen diş diye bilinen lamina porselenler var. Evet. Bunlar nelerdir? Neden yaprak porselen deniyor? Yanılmıyorsam daha çok dişlerdeki... Küçük ayrıklıkların tedavisinde de hı hı. olumlu sonuç veriyorlar. Tabii ki e, laminalar bir de sadece küçük hı hı. ayrıklıklar değil, gerçekten hı hı. hastamızda ciddi değişiklikler yapabileceğimiz, mesela bir Hollywood smile elde edebileceğimiz e, işlerde de kullandığımız bir e, porselen e, tedavi yöntemi. Yaprak porselenleri şu şekilde göstereyim. Burada örneğini görebiliyoruz. E, dişin sadece ön ee, ve yan yüzeylerinden çok az aşındırma yapılıyor. Bir tırnak kalınlığında diye tabir ediyoruz biz bunu. Ee, çok az aşındırma yaparak hastamızın ölçüsünü alıyoruz ve e, tasar, gülüş tasarımını yaptıktan sonra hastamızın bu yaprak porselenleri uyguluyoruz. Tabii önce provalarımız oluyor. Hastamız yüzünde nasıl durduğunu görüyor. Ee, kimlere uyguluyoruz? Diş rengini beğenmeyen hastalarımıza veya dişlerini çok fazla çapaşık olan hastalarımıza veya e, dişlerin uçlarında kırıklar, eğrilikler, bozukluklar olan hastalarımıza yaprak porselenleri uygulayabiliyoruz. E, yaprak porselenin alternatifi zirkonyumlar, e, şey yaprak porselenden farklı olarak dişten çepe çevre aşındırdığımız tedaviler ama Yaprak porselenlere göre dişte biraz daha sağlam duruyor çünkü bir şapka gibi üstüne geçiyor, oturuyor. Hemen hemen aynı materyalden yapılıyor. İkisinin de ışık geçirgenliği var. İkisinde evet. de istediğimiz renk tonunda, beyazın istediğimiz tonunda yapabiliyoruz. Yani çok açık bir beyazdan hastamızın kendi doğal dişlerinin tamamen aynısı beyazında da yapabiliyoruz. Laminaları ama birkaç vakada uygulamayı tercih etmiyoruz. O da nedir? Hı hı. Eğer hastamızda bruxism varsa yani diş gıcırdatma alışkanlığı varsa veya geceleri diş sıkıyorsa veya tırnak yeme, kalem arkası ısırma gibi alışkanlıkları varsa laminalar çok uzun ömürlü olmayacaktır. Yine elma ya da erik gibi sert meyveleri de herhalde Yemek için de lamineler, yaprak porselen dişler herhalde çok uygun değil. E, evet elma yenebilir ama işte erik biraz daha sert, ayva daha sert, e, çekirdek çekirdek çitlemek gibi şeyler e, laminalarda aslında biraz koruyucu davranıp yapmamak lazım. Evet hani, e, çıkmayacak diyebiliriz ama belli de olmaz çıkabilir ama zirkonyumlarda öyle bir risk olmuyor. Rahat rahat hastamız istediğini yiyebiliyor. Şimdi tabii ki bu yöntemlerin birbirine göre avantajları var kıyasladığımızda kişinin beklentisi ya da bütçesi size hangi tedaviyi tercih edeceğiniz konusunda yönlendiriyor herhalde değil mi burada? Tabii ki hastamızla karşılıklı konuşmak çok önemli onun beklentilerini anlamak. Hı -hı. Çünkü benim için hoş gözüken bir şey başka biri için hoş gözükmeyebilir. O yüzden hastalarımızın estetikle ilgili bir e, sorunu varsa mutlaka kendilerini uzun uzun dinliyoruz, konuşuyoruz ki e, mutlaka bütün diş hekimleri de bunu yapıyordur. Hastalarıyla eğer estetik bir tedavi yapılacaksa e, çok iyi konuşup tedavinin nasıl şekilleneceğini anlayıp Hastalarımıza bunu çok iyi aktarmamız gerekiyor ki hastamızın beklentileri, estetik beklentileri karşılanabilsin. Tabii kişinin sonuçta aynadaki görüntüsünü beğenebilmesi, gülüşünden e, gülüşünden memnuniyet duyabilmesi de önemli. Biraz önce bahsettiğiniz yöntemlerden biri de şeffaf apareyler, şeffaf hı hı. plaklar ya da ben daha halkın anlayacağı deyimle söyleyeyim, görünmeyen şeffaf diş telleri. Evet. Bunlar konusunda da bilgi verir misiniz? Kime yapıyorsunuz? Bildiğimiz diş teli tedavisi gereken her vakaya uygulanabiliyor hı hı. mu acaba? Şeffaf operaylar bu şekilde ve e, dişe taktıktan sonra kesinlikle görünmez hale geliyorlar. Karşıdan bakan bir kişinin kesinlikle e, şeffaf operayı kullanıp kullanmadığını anlaması mümkün değil. E, nasıl yapılıyor? Önce bir ölçü alınıyor hastamızdan. E, ölçü alındıktan sonra bunun bir analizi yapılıyor. Analiz sonucunda e, tel tedavisi mi tercih edilmeli yoksa şeffaf plaklarla bu vaka hastamızın istediği Diş pozisyonlarına gelebilir mi? dişleri estetik gözükebilir mi? O sonuç çıkıyor. Yani analiz sonucu çok önemli. Orada işte karar verebiliyoruz. Tel tedavisi mi yapılmalı yoksa şeffaf plakla bu iş çözülebiliyor mu? Dişler uygun pozisyona getirilebiliyor mu? Eğer uygunsa şeffaf plak tedavisine başlanıyor. 15 günde bir yeni bir plak hı hastamıza hı. uygulanıyor. Yeni bir plak veriyoruz. Hastalar yurt dışında yaşıyorsa ona göre bir tedavi planlaması yapılıyor. soracaktı şimdi <laughs> ben de da. <laughs> evet. evet. Ee, 15 günde bir gelmeleri gerekmiyor yani. 2 ee, ayda bir veya 3 ayda bir gelebilecekleri şekilde tedavi planlamaları yapılıyor. Ama bunu mutlaka hekimleriyle paylaşmaları gerekiyor. Yani ben yurt dışında yaşıyorum. Her 15 günde bir gelemem. <laughs> ee, planlama da ona göre oluşturuluyor. Ve hastamız kendisi plaklarını değiştiriyor 15 günde bir. Biz ön hazırlığını yapıyoruz sadece. Ee, ve bu şekilde bu plaklarla işte 6 ayda, 8 ayda, 12 ayda baştan kaç ay diye planlanmışsa analiz sonucunda o kadar süre içinde hastamızın tedavisi tamamlanıyor. Dişler uygun pozisyona geliyor. Ama şeffaf plaklarla yapacağımız tedavide dişlerin formu, rengi, şekli değişmiyor. Sadece pozisyonlarını değiştirerek e, dişleri daha estetik hale getiriyoruz. Ama hastamızın bu tip rahatsızlıkları da varsa dişler uygun pozisyona geldikten sonra o rahatsızlıklar da biraz önce anlattığımız diğer tedavi yöntemleriyle çözülebilir. Şimdi tabii ki e, eksik dişlerin tedavisinde kullanılan malzemeler de çok önemli. İmplant üstü kullanılan malzemeler de önemli. E, süremizi açtık ancak diş eksikliklerinin tedavisinde implantlarda nasıl estetik yaklaşımlar e, uygulayabiliyorsunuz? E, kısa sürede yapılabilen e, implantlar da olabiliyor mu? Çok kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki implantlarda da tabii ki implant diş kökü görevi görüyor. Ondan sonra hastamızın fonksiyon ve estetiğin sağlayacak olan diş kısmı var. Özellikle hiç dişi olmayan vakalarda veya ağzında çok az dişi kalmış olan vakalarda implant tedavisinin üstüne biz eğer hibrit porselenler uygularsak hastamızın o dişlerini kaybetmesiyle ve çene kemiğinin erimesiyle dudaklarında veya yanaklarında meydana gelen çökük sadece dişi ilgilendiren kısmı kadar hibrit porselenler sayesinde geri tamamlanabiliyor. Mesela bu sistemi uyguluyoruz. Eğer hastamızın çok fazla yüzünde çökme yoksa veya dudaklarını gerileme yoksa tabii ki yapacağımız porselenlerle tüm estetik kriterleri sağlayarak hastalarımızın daha güzel bir gülüşe sahip olmalarını da e, sağlıyoruz. Ben çok teşekkür ederim Diş Hekim Pertev Köktemir. Sağlığım için her şeye katıldınız ve diş estetiğindeki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.